Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakarlık ve kahramanlıkla yürütmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek 225 Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce icra edilen pençe operasyonlarıyla tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak, ülkemize yönelik süre gelen tehditleri bertaraf etmek, bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7584 hedef karateş destek vasıtalarımız, 215 hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Mütakiben hava kuvvetleri unsurları, karateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler, dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Thank you.